İleri Sürün'ün ikinci bölümünde yeniden birlikteyiz. Bursa Spor'un Manisa galibiyetini konuşuyoruz. Manisa Spor da iyi alan daralttı, iyi mücadele ettiler ama artık düşme potasındaki takımların biz de çok yakından biliyoruz hangi hırsla, motivasyonla oynadıklarını. Hakikaten zor oluyor. Denizli Spor maçı nasıl geçer? Yani Manisa maçından daha kolay geçer diye düşünüyorum. Manisa hakikaten ters bir takım yani. Kadro kalitesine baktığın zaman mesela bir Isaac bile İbrahim'i bayağı zorladı. Onun için Denizli Spor maçının da tabii ki kriz anlarının olacağını ama Manisa kadar çok zorlayacağını zannetmiyorum. Yani hele hele maçın sonundaki o taraftar Bursa Spor bütünleşmesini gördükten sonra mutlaka o şey tekrar o zincir yine devreye girecektir ve mutlaka Bursa Spor'u galibiyete üçüncü başka şeyimiz yok, şansımız yok yani. Kazanmamak gibi bir lüksü yok Bursa Spor'un. Maçtan önce röportaj da yaptık. Denizli'den Denizli Spor'u temsilen genç bir arkadaşımız izlemeye gelmiş. Çok Bursa genç Spor'u. Kadrosu var değil mi? Hakan Kutlu ve bütün. Evet. Yani çok sevini bir arkadaşımızdı ama o kadar ümitsiz ki Bursa Spor konusunda hayranlıkla bahsediyor. İşte sağda bugün Turgay oynar değil mi? Solda işte Ozan İpek var. Böyle ve bütün Türkiye Bursa Spor kadrosunu şu anda ezberledi. Tabii. Bursa Spor nasıl oynadığını bütün yani ortalama bütün futbol severler herkesi tek tek biliyorlar yani bütün kadroyu. O da çok enteresan. Bu Intertoto döneminde de böyle olmuştu. İsim isim tanınıyordu Bursa Spor kadrosu. Şimdi Denizli'ye geçmeden önce bu İsmail Hak'tan konusunu ve sonraya bırakmıştınız ama unuttunuz sanıyorum. Yok canım. Şimdi nazar değmesin diye konuşmayacaktık. O zaman konuşalım. Yani. İsmail Hak'tanla ilgili işte iki maçta hem Kasımpaşa maçında oynansaydı belki Diyarbakır Spor maçında da forma giyecekti. Onun şanssızlığı. Hem Manisa karşılaşması sonrasında insanların gerçekten dikkatini çekti. Çok olağanüstü şey stili olan, farklı bir stili olan, çok çabuk, cesaretli bir oyuncu. Şimdi onunla ilgili olarak dün akşam gidip televizyon programlarında baktım. Onunla hemen zaten dikkati çekmiş. Yani Bursa Spor'un altyapısında da çok iyi oyuncular geldiğine. Ertuğrul Hoca'yla da tabii bu eski futbolcular belki onun jenerasyonu olduğu için de bilgi sahibiler. Yani maç öncesinde gerek Feyyaz diğerleri hocayla görüştüklerini falan ifade ediyorlar. Mutlu Hoca'yla da mutlaka temas halindedirler. İşte Bursa Spor'un altyapısı iyi diyorlar. Ozan geldi falan diyorlar. Yani Ozan bizim altımızdan değil, Türkiye'nin altından geldi. Onun da pek farkında değiller ama hakikaten çok yetenekli oyuncular var. Manisa maçında, Kasımpaşa maçı neyse de bu maçta öyle kritik dönemde işte Bursa Spor'un skoru koruma gibi bir sorumluluğu söz konusuyken oyuna alınması belki soru işaretleri yaratmış olabilir insanların kafasında ama yani oyuncuya güvenliğini sadece sözle değil, eylemle de ortaya koyan teknik kadro hakikaten alttan çok oyuncu sanki böyle getirecekmiş şeklinde bir güven de yarattı bende. Yani çok kritik dönemde forma veriyorsun çünkü. Çünkü teknik adamlarda şöyle bir şey vardır. Yani maçı rahatlatırsın işte 3-0 yaparsın, 4-1 yaparsın. Ondan sonra son 3 dakika, 5 dakika öyle değil. Evet. Yani burada sorumluluğu veriyorsun, güveniyorsun. Kendini ona olan güvenini resmen yani somut olarak ortaya koyuyorsun. Bu çok büyük kazanım Bursa Spor'un altındaki oyuncular için. Tabii. Bunları da değerlendirdiğimizi düşünürsek hani diyoruz ya 100 milyon dolarlık bütçelere sahip olacağız. 100 ya o çok büyük paralarla iyi transferler yapabileceğiz falan derken alttan da gelen oyuncular da var. Yani bakıyorsun yani birçok takım böyle bir kaynağa sahip değil. Yani bu kaynağı kullanıyor olmak da o paranın da doğru kullanıldığında çok daha büyük bütçeler ortaya çıkacak. Yani büyük değerler ortaya çıkacak. Yani takımın değeri o zaman belki hani bugün mukayese ettiğimizde aramızda uçurumlar var dediğimiz takımlarla eşdeğer hale gelmiş olacak yani. Evet. Baric oynadı ya. Baric yani Baric Real Madrid'de oynadıysa bugün konuştuk ya. Yani Sercan da niye oynamasın Real Madrid'de? Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde çünkü sen Fenerbahçe'ye verirsen insanların farkın ya da Galatasaray'a verirsen Avrupa'nın farkında çalışıyor. Ne Sercan? Sen İsmail, Şampiyonlar Ligi'ne çıktığında Real Madrid'de şu an. Hayır, sen Şampiyonlar Ligi'ne çıktığında o piyasayı kendine zaten yaratacaksın. Ya o vitrin insanlar, orası. Vitrin orası yani. Peki senin elinde bu mal yani, bu değer. Evet, Real Madrid'den devam edelim abi, güzel muhabbet olacak. Zavrat'la devam et istersen. Baliç oynadıktan sonra falan diyorsun. Baliç ne? Baliç'in artık diş falan çıkmıştı yani şeyde Real Madrid'de oynadığı zaman. Ne? Bir tarafında diş çıkmıştı. Yok canım. Yaş olarak onun için. İsmail Hak'tan bile
Şimdi geç kalmıştır bence Barcelona'ya. 25 yaşında oynadı abi. Şeyde. Olsun ne, sen ne bakma. 45 yaşında oynamadı sen ki. Sen keşfedilme dönemlerine bak. Burada yine dönüp dolaşıp ben geliyorum. Hakikaten Ertuğrul Hoca büyük adam ya. Bak çok ciddi söylüyorum. Bana bir tane Türkiye'de şampiyonluğa giderken böyle genç adam bulup teşhis edip bir de takıma korkmadan koyacak bir ikinci adam söylesenize. Fenerbahçe dahil diş çıktı diyoruz. Fenerbahçe'de Semih'te de diş çıktı. 35 yaşına geldi. Semih hala genç. Semih hala affedersin maça sıkıp da Semih'i koyamıyorlar. Hala nöbetçi golcü, yedek santrfor bilmem ne. Mukayese etme. O başka orası karman çorman. Her tarafla mukayese ederim yani. Abi. Bursaspor'a bugüne kadar gelmiş geçmiş hocalar. Çok sevdiğimiz sevgili Bjedić başta olmak üzere. Kim koyabildi? Genç adamları. Hiç kimse oynatamadı. Ya dur şimdi küme düşüyoruz. Şimdi genç menç kazanmıyoruz. Evet, zamanı değil, sırası değil. Adam şampiyonluğa gidiyor. Hey, hani şey Murat abiler diye. Hey diye. Murat Gülez ben de sana diyorum şimdi. Şampiyonluğa gidiyor. Hey. Ya ben aynı şeyi söylüyorum şimdi yani. Ona rağmen İsmail Aktan gibi adamı sağ tarafı koyabiliyor. Türkiye'de hiç kimse koyamaz. Tanımıyorum. Abi sen beni yani, dinlemedin mi ya? Neredeydin dinledim. Biraz önce? Aynı şeyleri söyledim taktik, ben de. Yani. Teknik taktik üstünlük ayrı bir şey. Ama hocaların değerleri bir de görev yaptıkları süre içerisinde takıma kazandırdığı genç yıldızlarla belirleniyor hocanın değeri ya da değersizliği. Ya bir sağ hoca, tarafta bir İsmail Hak'tan Bekir var biliyor musun? Sonra, ben de devam edeyim bari. Bekir Ozan'dan sonra şampiyonluğa giden bir yılda İsmail Hak'tan gibi bir ipi kopmuş uçurtmayı takıma kazandırmıştır. Bursaspor Avrupa kupalarında bakın göreceksiniz Old Trafford'da Manchester United'a karşı oynarken İsmail Hak'tan o Manchester sol bekini ne yapacak hep beraber göreceğiz. Allah bunu bize gösterecek. Hainze değil mi orada? Hainze. Tabii tabii. Evra var. Hadi bakalım hayırlısı. Burada canlandı yine hayaller bizde. Buradan çıkamıyoruz. Programı unuttuk. Hayır, bunların diyor. Hangisi şey yalan? Hangisi hayal? Çok bu saatten bakın. Sonra hayal değil artık. Yani çok, bu saatten sonra tabii. Çok yaklaşıldı. Şampiyonlar Ligi tabii ilk iki sıra baya bir yaklaşıldı. Manisa maçıyla alakalı Sercan'ın enteresan bir anı vardı. Gol sevincini paylaştığı bir fotoğraf karesi görüyoruz. İşte Sercan'ın kardeşi Tezcan, top toplayıcı Engin Akdemir yakalamış Ivankov'un golünden sonra. Şahane fotoğraf ya. Herkesin de gözünden kaçtı bu resim. Evet, kardeşiyle kutluyor golün sevincini. Akşama evde de muhabbetini yapmışlardır evet. Bunun ayrıca. PlayStation oynarken kardeşiyle birlikte Bursaspor altyapısında Arda'nın da böyle bir resmi vardı Galatasaray'da. Evet, evet. Görüntüsü de vardı hatta. Hacı'nın oynadığı zaman Hacı gol atarken gol sevinci vardı. Turgay da bu nasıl çıkmışsa Ivankov'un sırtına orada. Toplam 5 metre falan oluyorlar herhalde değil mi? Evet. Engin'i de kutluyoruz. Güzel yakalamış. Engin Akdemir hakikaten. Engin. Geçen hafta Diyarbakır'da zaten sanat yaptı. Evet. Öncesi sonrası her şeyiyle yani bütün maçlarda hakikaten değerli bir objektif Bursa için. Evet. Bursa Spor 48 gol attı. Diyarbakır'dan 3 diyoruz ama başka bir olasılık var mı? Salı günü açıklanacak karar. Mehmet abi anlattığı görüşte. Başka bir olasılık tekrar oynanır. 3 derken 5 olur 6 olur. Evet abi bundan söyledikten sonra ben ne söylesem ilk hava yani. Hayır abartıyor muyum? Konusunda. Hayır. Halep oradaysa Arşın burada buyurun. Oynasın maç görsün abi. Herkes. Oynadıklarımızı da bir daha oynayalım hepsini. Bugüne kadar oynadıklarımızı. Ya bu sene artık Bursaspor ipi koparttı gidiyor. Hiç kimse yani bıraksınlar bu işleri yani. Yok tekrar oynayalım. İşte yan yatmış çamura batmış. Ya bakın sonuçlara bakın. Bursaspor'un aldığı maçlara bakın. Artık Tanrı'nın eli mi değdi? Yani bir rüzgar yelkenler şişti artık yani indiremezler bunu. Bu en son ligin sonunda bitecek bir maraton. Onun için işte 3 puan vermişler. Tekrar olmuş. İşte bilmem ne olmuş. Hiç fark etmez. Versinler hay hay. Bir salı çarşamba araya sıkıştırıver onu da Ertuğrul Hoca. Kasımpaşa maçı gibi. Geçmiş olsun. Olabilir mi peki? Sence bu karar? Vallahi burası Türkiye. Her şey olur burada. Onun için hiç ben takmıyorum kafaya. Olursa da dediğimiz gibi çıkar oynarız. Kaç gerekiyorsa da atarız döneriz yani. Sence? Bence verilmez böyle bir karar. Vallahi ne bileyim. Bence keşke verseler. Keşke verseler. Şimdi bu karar verip verilmemeyeceği ya da bu karar tartışılırken nereye bakıp da bu karar veriyorsunuz? O zaman da Türkiye'de maç bitmez. Yani nereye bakıyorsunuz yani? Yani kafalara mı, beyinlere mi, deftere mi, kitaba mı? Nereye deftere bakıyorsunuz? Yani kitaba bakacaksan bu maç için ne olacağı belli. Tamam. Yani ama yani kitabın yoksa, kitapsızsan
medyanın ve yorumcuların gazına birlikte öyle dediğin gibi kitapsız bir karar alsa o zaman da Türkiye'de bitmeyecek evet. maçların bundan sonra. Hayır, burada sadece Bursaspor ve Diyarbakır'ı ilgilendiren bir mesele değil ki bu. Bu küme düşme potasındaki takımları da ilgilendiren, Sivas'ı da, Manisa'yı da, Ankara Gücü'nü de, Denizli'yi de ilgilendiren bir karar olacak. Daha doğrusu yani Türk futbolunda hani mesela şiddetin önlenmesiyle ilgili olarak tribünlerin sakinleşmesiyle ilgili olarak yapılan açılımlar da vardı. Bu açılımları geleceğini de etkileyecek bir karar olacak. Yoksa işe sadece sportif açıdan bakmıyorum. Mesela ben yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde olsam eğer öyle bir karar çıkarsa bundan sonra bütün maçlarda sahaya 3 tane seyirci indirir, maçı yarıda bırakırım ve bir sonra seyircisiz oynarım. Ben zaten seyircisiz değil miyim İstanbul Büyükşehir evet, Belediyesi'nde? Evet. Hiçbir seyircim yok. İstanbul'da Trabzon'la oynuyorum. Gelmiş 10 bin tane Trabzonlu. Çıkarırım olayı 5. dakikada kaldı maç. Ondan sonra 5. dakikadan seyircisiz devam. Böyle böyle şans yaratırım kendime. Ne olacak yani? O öyleyse bu da böyle. İşler çok karıştı. Karışır. İşler çok karıştı. Yani Allah federasyon yardımcısı olsun. Ya hayır yani bu saate kadar beklemenin bir manası yoktu. Ya. Yok Hiddink gelecek, bilmem kim olacak, basın toplantısı düzenlenecek. Bak biraz önce işte şeydeyken, reklam arasındayken arkadaşlar söylediler. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi maçıyla ilgili olarak kararı da hafta sonuna kadar vereceklerini söylediler. Demek ki istendiğinde savunma da alınabiliyormuş. Bu konuda federasyon olağanüstü de toplanabiliyormuş. Ne gerek vardı ki? Bunu öngöremediler biliyor musun? Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi maçında ya da Olimpiyat Stadı'nda böyle bir şeyin tekrar edebileceğini ya da ne bileyim yani sorunların daha da büyüyebileceğini öngöremediler. Vereceksin ya kararı. Yani karar için beklemeye gerek yok ki. Yani bunu Bursaspor açısından da bakarsan da aynı şey. Kaç hafta geçti hocam yani? Yani neredeyse 10 gün geçmiş olacak. Gecikmiş olacak. Yani bunun Hiddink'le falan da bir alakası yok. Kararlı olacaksın. Eğer bazı şeylerin önüne geçmek istiyorsan ama bu tabii ki yani bu saha dışında da evet. farklı yansımaları olan, farklı hesapları olan bir mesele olduğu için belki bu konuda biraz sıkıntı duyuluyor ama ne kadar çok ertelersen o kadar çok sıkıntı büyür. Yani dolayısıyla salı, perşembe, cuma neyse yani bu konuda kararı vereceksin. Yani oynatacaksan da oynatacaksın ya. Ya. Ben de bunu bileyim yani. Tabii. Oynayacağımı bileyim ben de. Oynatmak istiyorsan. Ama bana da %1 ihtimal vermiyorum ben. Bir mi? Ya bir sıfırdan büyüktür bırak. Yani %0 yani. Kitap bunu diyor. Yani bana ne yani? Bu kitap ne diyorsa o. Aynı şey Bursa'da yaşanmış olsa kalkıp bu maçı... Bunlar Bursa Spor taraftarı değil falan. Vallahi dilim varmaz böyle Bursa bir şey söylemem. Aynı şey mesela İstanbul takımına karşı yaşanmış olsa yemin ediyorum Türkiye'de gündem durur. Siyaset, miyaset falan, roman açılımı falan ne varsa hepsi durur. Sırf bunun üzerine odaklanır. Bütün bakanlar, çakanlar, başbakan... Galatasaray Başkanı diyor ki bu maç tekrar edilmeli diyor ya. Hiç kimseden çıt diyor. Kimse bir kelime konuşmuyor. Hayret bir şey ya. Hiç kimseden. Abi konuşulacak bir mevzu hani değil. Hani Nuri Bilge Ceylan Cannes Film Festivali'nde ödül alırken yalnız ve güzel ülkeme adıyorum bu ödül demiş diye yemin ediyorum Bursa'da aynı durumda. Yalnız ve güzel şehrim. Aynen. Hiç kimse de çıkıp ya beyler falan demedi. Hiçbir siyasetçi. Bursa Spor yalnız değildir. Diyen siyasetçiler. Hiç kimse. Evet. Buyurun adı Bursa Spor yalnız. Sahipsiz değildir. Sahipsiz. Sadece Bursalılar için değil yani. Hiçbir genel için konuşuyorum. Yani. Meclisten hiçbir kimse yani. Bu başka bir şey ya. Bu başka bir başka şeyler bir şey var. Yani bu ama spor dışında bir şey var. Hiç kimse yani de politikada olsa politikada böyle zaman da yapılır. Evet. Hayır bir şey söyleyeceğim. Politikada yapacaksan böyle yapacaksın. Hani kimse bir şey söylemesin abi. Meclisten kimsenin bir şey söylememesi kadar doğal bir şey olamaz ya. Kimse bu işe burnunu sokmasın. Sportif açıdan söylüyorum. Ama federasyon için söylüyorum. Ya federasyonu bu yerle bir etmek, eleştirmek adına değil bu. Ya şu kararı tamamen sportif pencereden bak ve ver kardeşim. Bu kadar uzatma ya. Veremezsin. Sakız gibi olmasın Türkiye'de bu mesele. Türkiye'de veremezsin. Ya ben hiçbir siyasinin, hiçbir Bursalı milletvekilinin, hiçbir diğer doğu kökenli, doğulu milletvekilinin çıkıp bu konuda bir şeyler söylememesinden rahatsız falan değilim. Allah vere söylemediler yani. Söyleselerdi iş daha da karışırdı. İşin içinden çıkamazdı. Bir kere burnularına sokmadılar doğal olarak ve doğru olarak. Ama sonuç... Sen böyle yapılması gerektiğini düşündükleri için mi burunlarını sokmadıklarını düşünüyorsun? Bana ne? Beni ilgilendirmiyor o tarafı. O tarafı beni ilgilendirmiyor. Federasyon başkanı kimse işte abicim. Beni bir bu memleketin bir vatandaşı olarak o ilgilendiriyor. Ama şu anda ileri üstünün yorumcusu olarak o iş beni sadece sportif pencereden bakmaya çalıştığım ve özen gösterdiğim için ilgilendirmiyor. Tamam. Ben de bir tane soru soruyorum. Federasyon başkanını kim icazet verdi? Kim seçti? Onun cevabı var. Onu sorun. Yani siyaset bana girmesin. Bunu sporcular versin kararını diyorsun da. Onu başkana soracak. Ben bunu veremezler. Spor camiasını verme şansı maalesef çok fazla yok.
Niye? Gündem böyle yani bu kararla ilgili. Türkiye'de veremezler abi. Şu ana kadar böyle bir şey veremez. Ha, verir, neredeyse verir. İsveç verir. Norveç verir. Tabii, 4 tabii. milyon nüfus, romantizm. Güzel işte 6 ay yaz, 6 ay. Verdiler kış. Bize işte 6 maç güneş dışarıda yoksa. Oynadık ya. Ha. Aynı İsviçre maçından tabii. sonra işte ceza kesiliyor her şekilde. Ya kitapta yazıyor. Dün de bakıyorum böyle çok açık 20. madde. İşte üst üste 2 maçın tamamlanamamasına yol açan takım kime düşürülür? Bak onu bile uygulayamayacaklar ha. şimdi. Allah Allah diyor şimdi. Yorumlar yapılıyor. Öyle mi olur, böyle mi olur? Ki bence düşürülmeyecek. Yani %1 milyon düşürülmeyecek. Böyle bir karar çıkmayacak. Ama yazan böyle, yani ya yazan yanlış. Yanlış yazılmış. Ya biz yanlış okuyoruz. Ya da onlar başka şeyler biliyorlar bu konuda. Ama D'ye hiç biri var bir de. ama Denizlispor, Sivasspor, Manisaspor. Yani söylüyorum ya bu Ankaragücü dışında birçok takımı ilgilendiren bir şey. Kasımpaşa. İlginç yani. Çok karıştı işler. Buraya gelmemesi lazımdı bu işlerin. İnşallah bundan sonra sağ salim ligin sonunu görebiliriz. Sonunda da güzel günler geleceğiz çocuklar. Şimdi doktora gidiyorsun ya Ben diyorsun rahatsızım, başım ağrıyor dediği zaman. Dur bakalım bir 10 gün daha böyle idare et diye seni eve mi gönderiyor adam? Yani tahliller yapıyor, tetkikler yapıyor o akşam için. Bakıyor diyor ki al kardeşim şu ilacı. Al şu iğneyi, al şu serumu. Bitiyor iş. Ya burada bir rahatsızlık varsa bunun hemen tedavi edilmesi, hemen sonuçlanır. Bir de yani Bursaspor'un ikinci ligde şampiyon olup birinci lige çıkması gibi değil ki kardeşim. Yani bu konuyla ilgili yönetmelikte bir boşluk vardı o zaman. Bir zafiyet vardı. Böyle bir şeyden çıktık. Kitapta belli her şeyin karşılığı ya. O neye yazdık o zaman yani? Yani şu şeyi Futbol Federasyonu'nun kanunu niye yazıldı yani? Futbolun kanunu niye yazıldı? Niye vermiyorsun? Ya bak olumlu ya da olumsuz neyse yani. O kitaba uy ya da uyma. Ver be kardeşim şu iş bitsin ya. Yani Bursaspor'un şu dönem geride bıraktığımız sezondan itibaren başlayan çıkışı konuşulacağını hala Diyarbakır maçı tartışılıyor, konuşuluyor ya. Ve biz de hala bunun üzerinde tepinip duruyoruz yani. Bu yazık günah değil mi bu çocuklara yani? Evet. Rıdvan, ya da bu kente. Ya Rıdvan Dilmen'e helal olsun ama değil mi buradan? Evet. Ya. Çok sağduyulu yaklaşımlarda bulunan spor yazarları da var ama Rıdvan Dilmen hakikaten helal olsun adama. Bir yani, helal olsun da Yılmaz Özdil'e. Yılmaz Özdil'e doğru. Yılmaz Özdil'e de aynı şekilde. Yani bu dönemde işte ortaya çıkar. Böyle dönemlerde ortaya çıkar. Her şey güllük gülistanlıkken liderlik, yorumculuk işte. Bir tane de hakkı. Evet, tam tersi yapanlar var. İnanamıyorum onlara. Seyrederken hakikaten yani bir insan nasıl bu hale geliyor? Hayret yani. Böyle filmlerde şaşıp kalıyorum. Yani. Filmlerde adam vurulur. Hastaneye kaldırılır. Böyle ölmez ya falan dersin ya. Başrol oyuncusu mesela. Yok ölmeyecek. Şimdi ya bazı yorumcular öyle. Bursaspor şampiyonu. Yok. Yok canım Bursaspor. Ne yapacak? İsmail Aktan'ın karşısında kim oynayacaktı? Söylediniz ya bir an önce. Nerede? Abi, Şampiyonlar Ligi'nde. Evra. Hani İsmail Aktan Evra'ya bak göreceksin neler yapacak dedi ya Mehmet abi. Ya, o böyle düşünüyorsa o adam da hala Bursaspor'un şampiyon olmayacağını düşünüyor kardeşim yani. Niye öyle düşünmesin ki yani? Adamın penceresinden, adamın hayal dünyasından ama, çıkan sonuç ama, bu. Ama nedeni yok. İşte neden böyle düşünüyorsun? Altı boş. Mehmet abi neden böyle düşünüyorsun? Çünkü Bursaspor bir sürü iyi takımda geliyor. Olamayacak ya. O da diyor ki olamayacak. Yani. Neden yapmayacaklar. Neden olamayacak? Yapmayacaklar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, lobby bilmem ne. Ya ben onu savunmak adına söylemiyorum ya. Adam altı mutlaka doludur yani. Deli mi yani adam? Bir şeyler söyleyecektir, düşünecektir. Zaten çok fazla düşünmene de gerek yok. Döneceksin, bakacaksın. Topu temeli verdikleri örnek Sivas örneği. Yani onun dışında başka bir şey veremiyorsun. İşte belki o dönem, şampiyon olduğu dönem Trabzon için de aynı şey söyleniyordu. Yapmazlar kardeşim falan. Yani bu bir yerde kırılacak bu döngü ama adamın bunu iddia etmesiyle. Yani iddia etmesi de normal yani. Bu hastalık ya, falan değil. Velhasıl kelam belki sert olacak ama Bursa Sporu ulusal medyada konuşanların %80'i boş konuşuyor. Bakıyorlar 3 dakikalık görüntüye. Aa seyirci muhabbeti var. Jargonda şey var ya geyik muhabbeti. Evet. Boş konuşmamaları için. Geyik yapıyor. Evet. Boş konuşmamaları için. Ersin sağlam çok dürüst adam. İşte evet. Tarafları iş, harika. İş ciddiye bilince dediğin gibi yanına sokmuyorlar Bursa Spor. Evet. Boş konuşmamaları için Bursa Spor'un şampiyon olması lazım. Evet. Bursa Spor şampiyon olacak ki gelecekler buraya. Burada büro açacaklar. Burada muhabir olacak. Bütün antrenmanları izleyecekler. Ya hiç söylemek istemiyorum ama hala o noktaya geldik ve söylemek zorundayım. Avucunun içinde olsun ister. Oradaki arkadaşlarımız, şampiyon olan takımlar da, bakanlıklar da, iş adamları da, iş alemi de, sanatçılar da hep avucunun içinde olsun. O
kaç bin metrekare ise İstanbul'un sınırları, o iş içerisinde orada biz bu işi götürelim havası içerisinde olacaklardır, doğaldır ya, insanın egosu bitmez ki yani. Yani kalkıp oradan her sabah feribota atlayacaksın, geleceksin buralara, maç Allah onları takip edeceksin. Bunlar zor şeyler. Zor işlerdir yani. Gazeteci ya, bekler böyle birileri yazsın, haberi de gelsin, ben de kullanayım diye. Yani ne gerek var şimdi 3 tane takımın arasına bir Bursa Spor'u sokacaksın, Sivas'ı sokacaksın, işte Kayseri'yi sokacaksın ya. İş mi kardeşim diye bakanlar. Tam devrim mesela. Onu Ertuğrul Hoca, evet, Zaman Gazetesi'ndeki röportajında 3 hafta sadece önce ifade etti. Sadece futbolla değil. Devrim şimdi olacaksa Bursa Spor'a çakalım. Evet, %100 devrimdir bu. Sadece futbol İyiyim, değil. Sivas şampiyonluğa şehrin oynarken... Olmasın kardeşim, vallahi içimden öyle geçiyor, kalbimden, ruhumdan öyle geçiyor diye söylemiştim. Sen de olsun diye inat etmiştin biliyorsun. Evet. Olmasın, neden? Yapacaksa bunu Bursa Spor yapsın diye. Benim egomda bu ya. Ben neden olsun, Bursa Spor neden olsun demiştim. Önü açılsın diye falan filan söylemiştim. Yani bunları düşündürttü Sivas. Yani son maça kadar geldi Sivas geçen seneye. Ben geçen seneki Sivas'a bakıyorum, diğer takımlara bakıyorum, Bursa Spor şampiyon olacak. Geçen sene Sivas bunu yaptığı için mi Bursa Spor yapabildi? Hayır, inandırıcı geliyor. Yapmazlar diyor ya. Evet. Sivas'ın son 90 dakikaya kadar Sivas'ın şampiyonluk ihtimali vardı. Hiç yapmadılar yine işte. Kendisi olmadı. İstanbul Antep. Öyle denmiyor işte, kendisi İstanbul Antep yapmadılar deniyor. Bitiyor. Şu devrime bakın, inşallah Türkiye izin verir ya. Hakikaten sadece futbol devrimi değil bu. Bu şehrin de bakış açısının değişmesi ve şehrin kaderinin değişmesi anlamında da çok büyük bir devrimdir bu. Ya düşünebiliyor musun? Bursaspor şampiyon olduğunda dünyanın bilmem kaç ülkesinden kameralar buraya gelip bir Şampiyonlar Ligi esprisinde, en azından o işte NTV'de falan izlediğimiz o Futbol Mondial programı ve onun gibi türevlere gelip Bursa Spor diye bir takım hep alışılmış. İşte 20-30 tane takım var Avrupa'da, o dörderli grupları oluşturan Şampiyonlar Ligi'nde Bursa Spor diye bir tabelaya bir yeni bir isim gelecek. Ya kim sonra gelip araştıracaklar İskender'i, bıçağı, çiftler, buralarda nesi, çekimler yapılacak. Tekstili, bütün Bursa şeyle, tekstili otomotiviyle Türkiye'de vizyon şeye gelecek, vizyona çıkacak. Bir de şimdi dönüp bakıyorum, Bursa Spor'a en ufak bir yardım elini uzatmayan, ondan sonra ama şehirdeki billboardlarda da lütfen hafta sonunuzu Bursa'da geçirin, Ticaret Sanayi Odası yazan, bu böyle dar kafalı, dar kapsamlı reklam anlayışıyla İstanbul'dan 8 trilyon karşılığı. Evet, İstanbul'dan 8 trilyon karşılığı, İstanbul'dan sadece şey çağıran, günlük turist çağıran o kafa yapısı, düşünebiliyor musun? O beğenmedikleri, itip kalktıkları Bursa Spor ne hale gelecek? Ve tanıtmaya çalıştıkları Bursa kimin tarafından tanıtılacak bütün dünyaya, görecekler. O da ilahi adaletin tecellisi anlamında, o da çok değerli bir hareket olacak. Onu da unutmadan söylemek istiyorum. Aynı kanattayım ben de. Öyle hafta sonunu lütfen Bursa'da geçirin. Gelin bizden alışveriş yapın. 8 yani trilyon bütçe bir de. Yani burası şeydik ya, Beytüşşebap falan ilçesi değil. Yani koskoca Bursa ve yapılan çağrıya ve yapılan algıya bak. Gönderilen algıya, yazık günah ve güm diye bir Bursa Spor balyozu yeniyor dünya çapında, Avrupa çapında. Öyle olmaz böyle olur diyor. Evet. Sırf bunun için bile ben kendimi Boğaz Köprüsü'ne atarım ya. Düşünebiliyor musun? Böyle bir keyif. İstatistiklere bak. Herkes... İstatistikleri bir incele abi. Atanların kaçı yaşıyor? Bak ondan sonra. Hepsi delidir. Daha iyi ben de. Ben de kabul ediyorum. Kaçı yaşıyordur acaba? Hiçbiri yaşamaz. Var. Yaşayan var ya. Betona çarpmış. Var. Yaşayan. Ama ben etliyim. Ben düşerse şey olur. Daha yazık, fena abi. Daha fena. Yani böyle sivri girme şansı yok. Ben yumuşak iniş yaparım. Ya da sen bir tane şey aldın. Açılıyor ya. Yani paraşüt. Şemsiye. Yani paraşütsüz demedin yani sonuçta. Gözümüz Şampiyonlar Ligi'nde ama Avrupa Ligi'ne de acayip önem veriliyor artık. Avrupa Ligi oldu. Onu da Şampiyonlar Ligi, evet, seviyesine çekiyorlar ve oradaki parasal getiri de artıyor. İşin başka boyutu da bu. Özel futbol mundiyaller sırf Şampiyonlar Ligi'ne gelmiyor. Evet. Avrupa Ligi'ne de geliyor. Ve bugün itibariyle ama bu son sporlar... birkaç yıldır Avrupa Ligi de biraz böyle geyik muhabbetine dönmeye başlamıştı. Avrupa çapında kulüpler hatta pek gitmek istemiyordu. Yani astarı yüzünden pahalıya mal oluyor. Çok cepten para gidiyor. Son iki yıldır aynı bizim güçlendirdiler. Türkiye Kupası gibi onu da güçlendirmeye başladılar demek. Evet. Yani Bursa Spor bir de o tarafı var. Evet. İnşallah yolu açık. Bursa Spor'un yolu açık olsun diyelim. Var mı eklenecek bir şey? Unuttuğumuz. 8 maç. İnşallah hep bunları böyle konuşuyor oluruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. İleri Üçün'ün sonuna geldik. Bir başka yayında yeniden birlikte olmak dileğiyle, mutlu yarınlar.